ETV Ana Haber Bülteni'nden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu ilçesi için bir rüya projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ovacık Yaylası'nda 94.900 metrekarelik alan üzerinde hayat bulacak Ovacık Yaylası Gençlik Kamp Projesi'nin sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, projenin yalnızca Manisa'ya değil tüm Ege bölgesine hitap edeceğini belirterek hayırlı olmasını temenni etti. Turgutlu ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta yaklaşık 850 metrelik rakımda yer alan Ovacık Yaylası, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı projeyle bir rüyayı daha gerçeğe dönüştürüyor. Aktivite alanları, hobi bahçeleri, spor sahaları, otel ve yüzme havuzu gibi birbirinden farklı unsurları içerisinde barındıracak olan Ovacık Yaylası Doğal Gençlik Kampı projesinin sözleşmesi imzalandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu bir açıklamada bulundu. Turgutlu Ovacık Yaylası Gençlik Kampı projemizin ihale süreci tamamlandı. İtiraz süreci de tamamlandı. Kamu İhale Kurumu'ndan da kurumumuz haklı görüldü. Ve bugün sözleşmesini imzalıyoruz. Pazartesi de yer teslimini yaparak hemen çalışmalara başlayacağız. Turgutlu'ya bir prestij kazandıracak, gençliğe hizmet edecek çok önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Turgutlu ilçe merkezine 30 kilometrelik uzaklıkta yaklaşık 850 metrelik rakımda yer alan Ovacık Yaylası'nda hayata geçirilecek olan gençlik kampı merkezinde bungalov evleri, sporcu konaklama tesisi, yarışmalı aktiviteler, doğa yürüyüş parkurları, hobi bahçeleri, bisiklet yolları, nizami futbol sahası, tenis sahası, basketbol sahası, atölyeler, fitness merkezi, yazın ve kışın kullanılabilecek yüzme havuzları, restoran, kamp alanları, engelli koşu sahası, toplantı salonları, masa tenisiyle mevcut alan çok cazip bir hale dönüşecek. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yapım çalışmaları tüm hızıyla devam eden Şehzadeler Park inşaat alanında incelemelerde bulundu. İnşaat çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdüğünü ifade eden Başkan Çelik, Şehzadeler Park projesinin tamamlandıktan sonra Manisa'ya artı bir değer katacağını ifade etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa için önemli projeler arasında yer alan Şehzadeler Park proje alanında incelemelerde bulundu. Şantiye alanındaki incelemeler esnasında Başkan Çelik, ilgili müteahhit firma yetkilileri ve belediye teknik ekiplerinden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Belediye Başkanı Çelik, Şehzadeler Park projesinin Manisa'nın bir rüya projesi olduğunu ifade etti. Şehzadeler Belediye'mizin prestij projelerinden birisi, 17 dönümlük bir alanda kafeteryası, biyolojik bölge, yürüyüş yolları, ağaçları, 32 tane minyatürü, Şehzadeler'de ve Türk dünyasındaki önemli tarihi kültürel eserlerin minyatürleri, şehzade figürleri, 25 tane masal park replikaları, çocuklarımızın hayranlıkla içinden çıkmayacağı bir alan ve Manisa'mızın bir değeri markası olan Mesir'imizle ilgili Mesir'in tarihinin girişte bulunduğu, içerisinde de atılma anının yaşanacağı Dioramik Mesir Müzesi. Büyük bir proje, yaklaşık 17 milyonluk proje. Bunun birinci etapını, altyapı ve yapısal kısmını Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ihale etmiştik. Şimdi altyapı çalışmalarımız artık yılbaşına doğru inşallah nihayete erecek. Burada yüklenici firmadan, şantiye şefimizden, firma sahibinden bilgiler aldık. Nasip olursa tabii biz bu arada Minya Şehzadeler kısmıyla ilgili ihaleleri yaptık. Diyarbakır Mesir Müzesi'nin resmiyle ilgili ihalelerini yaptık. Onlar da atölyelerde imalatları devam ediyor. Ve onlar da tamamlandıktan sonra çok prestijli, rüya gibi bir parkı, Şehzadeler Parkı Manisa'mıza kazandırmış olacağız.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilen çalışma hayatında milli seferberlik çalışmaları kapsamında bakanlık tarafından Manisa'ya gönderilen tır, Manisalı işsizlerden talep topladı. Bakanlık tarafından işsizlik oranlarının azaltılması için ilan edilen milli seferberlik çalışmaları kapsamında il il gezen tır, 45. durağı olan Manisa'ya geldi. Bir günlük çalışma programı için Manisa'ya gelen tır, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Manisalılarla buluştu. Manisa İşkur İl Müdürü Sinan Aktaş, bakanlık tarafından Manisa'ya gönderilen tırla ilgili açıklama yaptı. İşsiz vatandaşlarımıza bir an önce iş gücü niteliği kazandırılarak iş yerlerine yerleştirmektedir. Açık iş ilanı verilen iş yerlerine yerleştirmek maksadımızdır. Bu anlamda bugün itibariyle de faaliyetlerimize devam edeceğiz. İlimizde şu an itibariyle 26 bin hedefle ülke geneli 9. sırada bulunmaktayız. İstihdam seferberliği önümüzdeki yılda Sayın Bakanımızın Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu'nda bahsettiği üzere 2018 yılında da devam edecektir. Aktaş, Manisa'nın işsizlik oranlarında en az işsizi bulunan Konya ve Karaman'dan sonra 3. sırada olduğunu kaydetti. Ülkemizde Manisa ilimiz işsizliğin en az olduğu iller arasında 3. sıradadır. Konya, Karaman'dan sonra gelmekteyiz. Bunu daha da aza çekerek işsizliği sıfıra indirmek amacımız. Son 2 yıldır sokaklarda yaşam mücadelesi veren 28 yaşındaki engelli Gökhan Burelli'nin dramının İHA tarafından gündeme getirilmesinin ardından engelli genç için İşkur ve Yunus Emre Belediyesi harekete geçti. Sokakta kaldı, köprü altı ve trenleri kendine ev yaptı başlıklı haber sonrası İşsiz ve evsiz Gökhan Bürelli'nin dramına kayıtsız kalmayan kurumlar harekete geçti. Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sinan Aktaş, söz konusu haberin hemen ardından Bürelli ile iletişime geçerek kurumda ağırladı. Aktaş, Bürelli'nin işsizlik sorununun çözümü için ivedi olarak işletmelerle görüşmesini sağlayarak istihdam sözü aldı. Aktaş konunun yakinen takipçisi olacağını belirterek Bürelli'nin sorunlarını dinledi. Barınma sorununu Yunus Emre Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Süzer'e aktarması sonucunda Süzer, Gökhan Bürelli'ye sahip çıkacaklarını, kısa süreliğine otelde ağırlayacaklarını ve sonrasında ev kiralayıp mefruşatını temin edeceklerini dile getirdi. Hemen bir iş bulup öbür ay ev tutacağım da ama ekemelik olduğu için fabrikalar iş vermiyor. Aktaş, vatandaşlardan bu durumda olan kişilerin derhal kuruma bildirilmesini talep ederek, İşkur olarak söz konusu vatandaşlar için işbaşı eğitim programı ve mesleki eğitim kurslarına katılımlarını sağlayarak iş temini konusunda yardımcı olacaklarını açıkladı. Neden binemediniz? Her yokmuş. Anam. Her iki ayağındaki atar damar tıkanıklığı nedeniyle yürüyemeyen ve sağ ayağı kangren olan Somalili hasta, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği'nde tedavi edilerek sağlığına kavuştu. Tamamen iyileşmiş durumda. Herhalde bu hafta sonuna doğru ve önümüzdeki hafta başında hastamızı taburcu edeceğiz. Hoşçakalın. 30 yıldır günde 2,5 paket sigara içen Somalili kamyon şoförü Abdülkadir Yusuf, her iki ayağında da atar damar tıkanıklığı ve sağ ayakta kangren olması nedeniyle Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ileri tetkik ve tedavisi için geldiği Manisa Corabay Üniversitesi Hafsa Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeniden sağlığına kavuştu. Somalili hasta tekerlekli sandalye ile geldiği hastaneden yürüyerek ayrıldı. Manisa Corabay Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ömer Tetik,
konuyla ilgili açıklama yaptı. Hastamız Abdülkadir Bey Somali'den yaklaşık 2 ay önce bize geldi. Hastamız atar damar tıkanıklığı nedeniyle, aterosklerotik atar damar tıkanıklığı nedeniyle Somali'deki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvurmuş. Daha sonra sağ ayağında gangren gelişmiş ve orada yapılan tedavide herhangi bir sonuç vermediği için bizimle kontağa geçtiler. Hastamız buraya nakledildi. Geldiği zaman hastamızı muayene ettik. Baktık sağ ayağında gangren vardı. Çok enfekte bir gangren vardı. Tabii bizim kliniğimizde hibrit ameliyathanemiz olduğu için biz hemen hastamıza anjiyo yaptık. Anjiyo neticesinde bunun kateter ile tedavisi mümkün değildi ve ameliyata karar verdik. Sağ ayağında hem sol ayağında atar damar tıkanıklığı vardı. Sağ ayağındaki atar damar tıkanıklığına 2 adet bypass yaptık. Hem diz üstü hem de ayak bileğinde birisini sentetik greftle, diğer ise kendi ayağından aldığımız toplar damar ile 2 adet bypass yaptık. Çok iyi netice aldık. Ayağındaki ölü dokuları aldık ve hızlı bir şekilde iyileşti. Manisa'nın Kula ilçesinde fazla kilolarından kurtulmak için midesine tüp taktıran bir kişi bir yılda tam 96 kilo vererek 197 kilodan 101 kiloya düştü. Selamünaleyküm. Hayırlı işler canım. Selam. Neyse mi çekilsen lütfen. Buyur abi. Aynen, buyur. Gel abi. Tamam. Manisa'nın Kula ilçesinde fotoğrafçılık yapan 29 yaşındaki Burhan Demir hayatı boyunca fazla kilolarıyla mücadele etti. Kilo problemini bir türlü aşamayan Demir, ameliyat olarak midesine tüp taktırmaya karar verdi. Kilolarından dolayı hareket etme güçlüğü de çeken Demir'in midesine geçtiğimiz yıl tüp takıldı. Demir, bir yıl boyunca 96 kilo verdi. Yaklaşık bir yıl önce tüp mide ameliyatı olmaya karar verdim. Bu ameliyat olmadan önce 197 kilo geliyordum. Araştırdım. Risklerini, artısını, eksisini düşündüm. Benim için faydalı olacağına inandım. Bu tüp mide ameliyatına oldum. Midesine tüp taktırılmadan önce 197 kilo olan Demir, 96 kilo vererek 101 kiloya kadar düştü. Eski halinden eser kalmayan Demir, ameliyattan sonra hayatının da değiştiğini söyledi. Bu normal yaşamımda ve iş hayatımda bazı zorluklara sebep oluyordu. Kilolu olduğum zamanlarda çok yaşamımda zorluklar çekiyordum. Oturup kalkma, merdiven çıkma, en basit çorap giyme, arkadaşlarımla gezme, insanların bakışları beni çok etkiliyordu. Bir doktor arkadaşımız sayesinde Elazığ'daki Ferhat Hocam'la tanıştım. Çok kolay ve iyi bir ameliyattı. Yani hiç zorluk çekmedim. Ameliyattan sonra bir ay boyunca sadece sıvı gıdalar tükettim. Bunun yanında tabii ki de yürüyüşle beraber bu kilo verimini destekledik. Ortalama bir yılda 3000 kilometreye yakın bir mesafe kat ederek kilo verimimde şu anda hedefime yaklaşmış bulunmaktayım. Üstlerimde arkadaşlarım da yanımda olduğu için onlara da kilo verimimde faydası oldu benimle beraber yürümenin. Hepsi sağlıklı bir şekilde spor yapıp yürüdüler. Demir'in yaşadığı değişim çevresindekilere de örnek oldu. Burhan abinin en sonki bayağı zayıflamış halinden sonra ben de bu ameliyatı düşünüyorum. 140 kilo civarındayım en son ölçüldüğümde. Bu ameliyatın riskleri var mı yok mu onları sormak istiyorum Burhan abi. Burhan abiyle aynı mahallede büyüdük. Uzun zamandır tanıyorum kendisini zaten. Kendisi 197 kilo ile ameliyata girdi. Şu an 100 kilo. Resmen içerisinden benim gibi 1,5 adam çıktı. Öyle söyleyebilirim. O ameliyat olduktan sonra devamlı yürüyüş yapması gerekiyordu. Onun yanında biz de yoldaşlık yaptık. Onunla beraber biz de yürüdük. Onun sayesinde biz de bir fit vücuda sahip olduk. Kendisine bu konu hakkında çok teşekkür ediyoruz. Şehzadeler Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi diyabete dikkat çekmek amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği etkinlikte ücretsiz şeker ölçümü yaptı. Şehzadeler Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Diyabet Haftası nedeniyle ortaklaşa yaptığı projede diyabet hastalığına dikkat çekti.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan standta şekerini ölçtürmek isteyen vatandaşların ücretsiz kan şekeri değerleri ölçüldü. Düzenlenen etkinliğe Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, İlçe Sağlık Müdürü Uzman Doktor Müjde İlgün, ŞEKAME Başkanı Seher Taydaş, ŞEKAME Yürütme Kurulu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 3 saat içerisinde 24 kişi organ bağışı ve 155 kişi de şeker ölçümü yaptırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın ilçelerde sürdürdüğü motivasyon eğitimleri devam ediyor. Ahmetli Koordinasyon İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan 70 personelin motivasyonunu ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla eğitim düzenlendi. Lazım diyor ki buradan çıkmak lazım. İyi de nasıl çıkacağız buradan? Ahmetli Koordinasyon İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan 70 personele motivasyon ve hizmet kalitesini artırmak için eğitim düzenlendi. Yapmamız gerekiyor. Ahmetli Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz, Ahmetli Koordinasyon İşleri Müdürü Orçun Abalı, Eğitim Şube Müdürü Mustafa Bozal ve Ahmetli ilçesinde görev yapan personeller katıldı. Manisa Cerrahpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doçent Doktor Mahmut Kargın sunumunda iş dünyasında illa yıkıcı rekabet olmasının şart olmadığını, rekabet yerine başka alanlarda kendimizi geliştirmek suretiyle daha verimli ve yapıcı hizmet edebileceğini anlattı. Yönleri bulacağız, hayallerimizden vazgeçmeyeceğiz. Mavi okyanusa ulaşmak istiyorsak. Ahmetli'de verilen eğitimle motivasyon eğitimlerinin sayısı 7'ye ulaştı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Muzaffer Şaşmaz, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini arttırmak için bu seminerleri düzenlemeye devam edeceğiz dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nün il genelinde çalışan personellerine temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Haşere ile Mücadele Şubesi personellerine temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Temsil ediyorsunuz. İkiz Kuleler Oda ve Dernekler Binası Konferans Salonu'nda yapılan seminere Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Haşere ile Mücadele Şube Müdürü Gözde Koç, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Fuldan Özdemir, İlçe sorumluları ve yetkililerle ilçelerden gelen haşereyle mücadele personelleri katıldı. İş güvenliği uzmanı Hamza Eldek, personelin iş sırasında yapması ve dikkat etmesi gereken noktaları sıraladı. Seminerin sonunda konuşan Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, personelin gösterdiği mücadeleyle birçok hastalığın önlendiğini vurguladı. Bugün Manisa'da birçok salgın hastalığın önlenmesinde ve kollanmasında çok büyük emek sarf ediyorsunuz. Öncelikle Büyükşehir Belediye'mizi bu denli temsil ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ve takdir ediyorum mücadelenizi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eğitim öğretim veren Niyazi Üzmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri şemsiyeni de al gel sloganıyla uzun süredir yağmur yağmayan ilçeleri için yağmur duası yaptı. Turgutlu Niyazi Üzmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve okul idaresi tarafından İstiklal Marşı töreni sonrasında yağmur duası yapıldı. Turgutlu'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve uzun süredir yağmur yağmaması nedeniyle okul tarafından şemsiyeni de al gel sloganı altında yağmur duası programı düzenlendi. Yoktan var eden yüce mevlamız. Yeryüzünü bütün varlığı sudan yaratan yüce mevlamız. Dua öncesinde konuşan okul müdürü Ahmet Güner, duaların kabul olmasını diledi. Programa AK Parti ilçe başkanı Mürşit Gedizli ve veliler de katıldı. İslamlarımız ve Müslümanlarımız çok ruhumları aran bir affet ve mağfiret.
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Akidezadeler Bir Tatlı Huzur adlı tiyatro oyunu Manisalı tiyatro severlerle buluştu sevgili seyirciler. Manisa Anadolu Engelliler Derneği yararına düzenlenen oyunda izleyiciler keyifli bir akşam geçirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında son olarak Akidezadeler Bir Tatlı Huzur adlı tiyatro oyunu Manisa Anadolu Engelliler Derneği yararına sahne aldı. Kültür Merkezi Lale Salonu'nda izleyicilerle buluşan tiyatroyu Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Yunus Emre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergun Aksoy, Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan, Anadolu Engelliler Derneği Başkanı Sevim Kur'an'la Manisalı tiyatro severleri izledi. İki perdeli koyunda İstanbul'un köklü ve önemli sülalelerinden biri olan, ekonomik olarak zor günler yaşamakta olan Akidezadelerin başından geçen olaylar sahnelendi. Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Yunus Emre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergun Aksoy ve Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan sahneye çıkarak tiyatro ekibine sergiledikleri performans nedeniyle teşekkür etti. Akidezadeler Bir Tatlı Huzur isimli tiyatro oyunu ilçelerde de seyirciyle buluşacak. Oyun, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla 18 Kasım Cumartesi günü Kırkaç'ta, 19 Kasım Pazar günü Alaşehir'de ve 20 Kasım Pazartesi günü de Sarıgöl'de sahnelenecek. Bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz sevgili seyirciler. Temsilci Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor, Kozan Belediye Deplasmanı öncesi Türk Yerel Hizmet Sendikası Manisa Şubesi'nin organize ettiği kahvaltıda bir araya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. grupta pazar günü saat 13.30'da Adana deplasmanında Kozan Belediyespor'la karşılaşacak olan lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, müsabaka öncesi Atatürk Kent Parkı Kanyon Kafe'de düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Türk Yerel Hizmet Sendikası Manisa Şubesi Başkanı Mustafa Ali Algın ve yönetim kurulu üyelerinin organize ettiği kahvaltıya Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, teknik heyet ve oyuncular katıldı. Türk Yerel Hizmet Sendikası Manisa Şube Başkanı Mustafa Ali Algın, Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan'a çiçek takdiminde bulunarak ligde oynayacağı karşılaşma öncesi başarılar diledi. Türk Yerel Hizmet Sendikası Manisa Şube Başkanı Mustafa Ali Algın, yolunuz açık olsun dileğinde bulundu. Sezon başından bugüne bileği bükülmeyen Manisa'nın Sultanları 8. maçına galibiyet parolasıyla çıkıyor sevgili seyirciler. Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A grubu lideri olan temsilcimiz pazar günü saat 14'te Rota Koleji'nin konuğu olacak. Mücadeleye başlıyor Manisa Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı. Başarılar dileyelim. Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A grubu 8. hafta karşılaşmasında Manisa Büyükşehir Belediyespor Rota Koleji'nin konuğu olacak. Baş antrenör Aykut Lale yönetiminde 7 maçta 7 galibiyet alan Manisa'nın Sultanları İzmir'den de eli boş dönmek istemiyor. Sezon başında oturduğu liderlik koltuğunu bırakmayan Sultanların Rota Koleji ile mücadelesi pazar günü Gazi Emir Spor Salonu'nda saat 14'te başlayacak. Kadroda ise eksik bulunmuyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Başkanı Tolga Tunç Çalışkan, takıma güveniyoruz dedi. Manisa Büyükşehir Belediyespor 25-20.
Ana haber bülteninin bu akşamlık da sonuna geldik sevgili seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tekrar buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. İyi akşamlar efendim.